Geçtiğimiz videolarda 2060 yılına dair tahminler yapmamın istendiğinden bahsetmiştim. En sonuncusunda eğitim üzerine odaklandım. Tabii şu anda yaptığım bu olduğundan üzerinde bazı fikirlerim var. Ancak bu videoda yapmak istediğim nispeten daha cesur ve çılgın tahminlerde bulunmak. Yapacağım tahminlerden özellikle biri muhtemelen 2060'ın gerçekliğine yaklaşamayacak bile. Yapacağım büyük tahminlerin çoğu tamamen isabetsiz çıkacak. Ancak bunu bir tarafa bırakırsak tahminlerde bulunmak eğlencelidir, dolayısıyla denemekten zarar gelmez. Tahminde bulunacağım ilk alan tıptaki gelişmeler olacak özellikle insan yaşam süresinde oldukça çarpıcı bir artış olacağını düşünüyorum. Burada biraz muhafazakar davranıp özellikle gelişmiş ülkelerde ki 2060 yılına gelindiğinde birçok ülkenin gelişmiş olacağını umuyorum. Evet gelişmiş ülkelerde insan yaşam süresinin 100 yılın üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Tabii bunun iyi ya da kötü bir şey olduğu tartışmasına girmeyeceğim. İki tarafında yaşamanın uygun yönleri ve kalabalık nüfuslar açısından çeşitli savları var. Ancak eğer dünyanın büyük çoğunluğu gelişmiş ve eğitimli bir hale gelirse günümüze göre daha düşük doğum oranları olacaktır. Bu da dünyada yaşlı insanlara biraz daha yer açacaktır. Fakat bana kalırsa bu durumun gerçekleşme olasılığı çok yüksek. Çünkü artık yaşlanma moleküler düzeyde incelenmeye başladı. Bu öylesine olan bir şey değil. Bir takım yıpranmalardan dolayı canlılar 70, 80, 90 yıl sonunda ölmek durumunda. Ve biz de artık bu mekanizmaları veya bu mekanizmaları nasıl tamir edebileceğimizi ya da uzatabileceğimizi anlamaya başladık. Yani bunun kesinlikle gerçekleşeceğini düşünüyorum. Olumlu mu, olumsuz mu olacağını bilmiyorum. Ancak gerçekleşmesi yüksek ihtimal. Bir sonraki tahmin, öncekiyle yakından alakalı ve halen biyolojik kategoride. Dijitaller ve biyolojikler arasında kurulacak bütünleşme. Buraya yazıyorum. Tekrar söylemek gerekirse, bunun iyi ya da kötü bir şey olduğuna dair fikir belirtmeyeceğim ancak gidişata göre bu oldukça mümkün görünüyor. Dijital ve biyolojik bütünleşme. Elinizle kullandığınız cihazların sayısı gittikçe artıyor. Gelin bir de ekranın artık avucunuzda değil de ufak bir aygıttan retinanıza yansıtılan bir şekilde olduğunu düşünün. Retinamızla doğrudan bağlantıda olan beynin bir çeşit biyolojik ve dijital arayüz üzerinden çeşitli hafıza alanlarına ulaşmasına imkan sağlayan şeyler ortaya çıkacak. Bunun da kesinlikle gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu büyük bir olay. Hatta gerçekleşmeye başladı bile. Etrafınızda gelişen teknolojiye baktığınızda bireysel insan deneyimini yeniden şekillendirdiğini görebilirsiniz. Bugün bile sanal gerçeklikte yaşayan, kapsamlı çevrim içi oyunlara veya sosyal ağ ortamlarına tüm zamanlarını harcayan insanlar mevcutken gerçek anlamda fişe takılıyken cep telefonları neredeyse beyinlerinin içindeyken bu nasıl olur bilemiyorum. Durumun iyi veya kötüye gideceğine dair bir yorumda da bulunmayacağım. Ancak gelecek yıllar için gidişat bu yönü gösteriyor. Bu düşünceyi biraz daha ilerletirsek, biyolojik ve dijital bütünleşme üzerine düşünüyorduk ama konuyu biraz daha uç bir noktadan ele alır ve bu iki maddeyi bir şekilde birleştirerek genom yapımızı moleküler bazda yeniden hedeflemelerle gerçekten manipüle edebilecek şekilde anlama konusunda giderek ilerlediğimizi de görüyoruz. Ki yine iyi veya kötü olur demiyorum. Dolayısıyla burada elde edilebilecek şey biyolojinin manipülasyonudur. Durum ve sonuçlarına göre bu ürpertici veya heyecan verici olabilir. Mesela insan zekasının artırılması gibi şeylere yol açabilir. Şu anda bile giderek hızlanan toplum ilerleyişine bakarsanız bir de zekanın kendisi artırıldığında toplumun ne kadar değişeceğini bir düşünün. Malum, sınırlı bir zekaya sahip olan biri olarak bu zeka artırımı gerçekleştiğinde neler olabileceğini hayal bile edemiyorum. Açıkçası zekayı artırdıkça zekayı daha da artırmayı öğrenebilir, yaşam süresini uzatmayı, biyolojik ve dijital bütünleşmeyi hızlandırabiliriz. Umarım gidişat üzerine yaptığım bu tahminler hepimizin yaratıklara dönüştüğü çılgın bir toplum şeklinde değil de iyi hissettiren her şey tıkırında şeklinde gerçekleşir. Şimdiye kadarkiler kayıt tuşuna bastığımda aklıma gelenlerdi. Ancak ilginç bulduğum ve tahminde bulunmak istediğim diğer bir alanda şimdiye kadar hep kesin gibi kabul ettiğimiz uluslararası etkileşimlere özellikle de ulus devletler arası etkileşimlere ne olacağı. Konu öncesi kısa bir özet vermek gerekirse, günlük dilimizde ulus devlet diye kullandığımız bir kavram vardır. Ulus ve devlet anlam olarak birbirlerine oldukça yakın da olsalar aslında farklı anlamlara sahiptirler. Bu konuda biraz daha resmi olmak isteyenler ulus devlet terimini kullanıyorlar. Bu devlet devlet demek gibi bir şey değil. Ulusla devlet arasındaki fark ulus bir çeşit ortak kimlik barındıran insan topluluğunun niteler. Bu dil ya da kültür ve değer algıları olabilir. Genellikle coğrafya ile ilişkilendirilir. Ancak illa coğrafya tabanlı olmak zorunda da değildir. Benzeri şeyler de olabilir. İşte ulus budur. Devlet ise kanunları yapan ve toplumun düzgün işlemesini sağlayan kurumları elinde bulunduran bir yönetim yapılanmasıdır. Bugün birçoğumuzun içinde yaşadığı devlet ulus devlettir. Çünkü bünyesinde hem bir kimlik hem de resmi kurumlar barındırır. Mesela ulus devletin en katıksız örneklerinden biri Japonya'dır. Çünkü hem etnik kökende, hem dinde, hem de kültürde büyük oranda birlik vardır. Ve ülkeyi yönetenler de bu birlik içinden çıkar. Birleşik Devletler gibi bir ülkede ise etnik köken ve din çeşitlidir. Ancak ortak değerler, ortak tarih veya dünya görüşü gibi şeyler ve tabii ki resmi bir devlet yapısı mevcuttur. İşte burada ilginç olacağını düşündüğüm şey şu. Her ne kadar sonucunun nasıl olduğunu bilmesem de, Orta Doğu'daki devrimlere baktığımda ve geleneksel basını fazla ciddiye almadan iletişimde bulunan insanları gördüğümde, kafamda ulus devletin akıbetinin ne olacağına dair bir takım sorular beliriyor. Özellikle de güçlerini bilgiye ulaşım üzerinde kurdukları tekelle güçlendiren ulus devletlerde insanlar arası bütünleşme arttıkça, sınırlar arası iletişim çoğaldıkça ve insanlar sınırın öteki tarafındakilerin kendilerinden o kadar da farklı olmadıklarını anlamaya başladıkça bu oldukça çarpıcı bir şekilde değişecek. Bir taraftan demokrasi kavramı bile sonu nasıl olur bilmiyorum ama bugün sahip olduğumuz tüm bu temsili demokrasi kavramı bile bir şekilde coğrafi etkenler üzerine kuruludur. Bunun sebebi ise büyük çaplı temsili demokrasiler meydana çıktığında insanların birbirlerini temsil etmesinin en iyi yolunun bu olması. İnsanlar ilimizden veya bölgemizden bir temsilci seçelim. Onlar da gidip ulusal meclis için delegeler seçsinler dediler. Ancak bugünün anlık iletişimi sayesinde daha farklı temsili demokrasi türlerinin ortaya çıkması da mümkün. Hatta belki de sözlü iletişim, teknoloji ve diğer unsurlar sebebiyle daha doğrudan demokrasi türleri dahi ortaya çıkabilir. Diğer bir taraftan bana kalırsa ulus devletlerin birbirleriyle savaşmaları gibi etkileşim şekilleri de değişikliğe uğrayacak. Dediğim gibi gidişat bunu gösteriyor. Özellikle gelişmiş ülkeler bir yerden sonra cepheye insan göndermeyecekler. Buraya yazayım. Bakış açınıza göre bu iyi bir şey de olabilir, korkunç bir şey de olabilir. Cephede insanlar olmadığında yerlerine insansız uçaklar, bomba imha robotları gibi şeylerin konduğunu bugün bile görmüşsünüzdür. Bu kadar büyük olmalarına bile gerek yok. Halihazırda DARPA Defense Advanced Research Projects tarafından finanse edilen keşif için ya da birilerini etkisiz hale getirmek için kullanılabilecek küçük böcekler üzerine çalışan bir proje mevcut. İşin ilginç tarafı ise bir yerden sonra ortada vurulacak insan kalmayacağından askeri zayiatlar da azalabilir. Ancak korkunç tarafsa özellikle gelişmiş ülkelerin savaşa girme konusunda keyfiliği artabilir ve canları istediğinde savaşa girebilirler. Bu da gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler arasında çok büyük bir eşitsizlik yaratabilir. Bunu bir seviyeye kadar bugün de görebilirsiniz. Gelişmiş bir ülke robotlara ve insansız araçlara harcayabilecek ekonomik gücü ve teknolojik yenilikleri olduğundan ateşe fazlaca insan atmazken gelişmekte olan ülkeler doğrudan insan gücü kullanmak zorunda kalırlar ve bunun onlara hasarı çok çok daha fazla olur. Dediğim gibi bu ilginç bir konu ve uzun vadede iyi mi kötü mü şekilleneceğini bilmiyoruz. Bununla alakalı olarak ortalıkta daha fazla ölümcül olmayan silah görmeye başlayabiliriz. Buraya yazıyorum. Aynı şekilde bu da kulağa daha güzel bir şeymiş gibi geliyor. <laughs> Silahlar birini öldürmek yerine etkisiz kılmaya veya Star Trek şok tabancaları gibi şoklamaya programlanabilir. Ancak bunun da korkunç senaryosunda bu ölümcül olmayan silahların kullanım eşiği çok düşebilir. Yani bir hükümet vatandaşlarına boyun eğdirmek isterse onları doğrudan şoklayabilir, bayıltabilir veya bir şekilde kontrol edebilir. Dolayısıyla bu durum biraz korkunçlaşabilir. Tabii nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz. İşte bunlar gelecek 50 yıl içinde olabilecekler üzerine benim fikirlerim. Muhtemelen okumakta olduğum bilim kurgu kitaplarından etkilenerek bugün öylesine aklıma gelen şeyler. Ancak şüpheyle yaklaşırsak bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum. Hatta bunların iyi ya da kötü şeyler olduğunu bile bilmiyorum. Fakat bugün görebildiklerimizden hareketle destekli tahminler olduğunu düşünüyorum.